1997 yılında Almanya'da iş dünyasına adım atan bir girişimci. Ambulans sistemleri ve ilk yardım malzemeleri üretimleriyle yola çıkmış. Alman disiplini yanı sıra ülkenin ticaret doneleriyle kendini geliştiren ve iş dünyasını adımlamaya başlayan iş adamı gurbetten ana vatana ihracatlar bile yapmış. Edinilen tecrübe ve güven artık ticaretin ana vatanda gerçekleşmesi gereğini ona işaret etmiş. Yurt dışı tecrübesi yüksek ancak Türkiye'de yolun başındaki bir girişimciyle buluştuk. Onlar hayatın yüzleştirdiği pek çok zor anda insan yaşamının devamı adına üretim yapıyorlar. Savaşlar, afetler ve rutin yaşam şartlarının altüst olduğu nice olağanüstü ortamda yaşama doping veren sistemlere imza atıyorlar. Firma Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kocakır anlattı. Ben 1997 senesinde Almanya'da şirketimi kurdum. Daha evvelde bir iki senelik geçmişim vardı. Daha sonra da limite şirket olarak Almanya'da faaliyete başladım. Esas faaliyet alanım özellikle ilk yardım sistemleri, ambulans malzemeleri gibi doğal afetlere karşı kullanabilecek malzemelerin ithalatıyla, ihracatıyla başladık. Almanya'dan Türkiye'ye ihracatıyla başladık. Orada temsilcisi olduğum bazı ürünler vardı. Bu ürünleri Türkiye'ye ihraç ettikten sonra ihtiyaç üzerine 2004 senesinde Türkiye'de gene aynı isimli bir şirketimi kurdum. Bu süreç içerisinde 2007 senesinde bu mobil sağlık sistemleriyle alakalı ilgi alanına giren kısımda değişik ürünler çıkarmaya başladık. Gene ihraç ürünleriydi bunlar. Yine yurt dışından topladığım ürünler ve Türkiye'ye satmaya çalıştım. Bunlar içerisinde şişme çadırlar vardı. Bunlar içerisinde gene mobil hastanelerde kullanacak değişik malzemeler vardı. Şu anda da Türkiye'de bu sistemler hala hazırda kullanılmakta. Gerek Suriye'deki sınırda, gerek Van depreminde kullanıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından Haiti depreminde, Pakistan'da gene bizim projelerimizde yapılan ürünler kullanıldı. Son bir seneye kadar veya bir buçuk seneye kadar artık bu işin Türkiye'de yapılması gerektiğini hissettik. Proje ortaklarımızla beraber böyle bir işletmeye giriştik. Firma en geneliyle mobil ameliyathaneler ve sahra hastaneleri üretiyor. Yoğun bakım üniteleri, hasta yatakhaneleri, çadırlar ve hastane konteynerları sahra şartları altında hastane ortamlarını aratmamak mantığı üzerine kurulmuş. Öyle ki sistemler tam teşekküllü bir hastanede bulunması beklenen tüm ortamları barındırır şekilde. Laboratuvar ve kan bankası üniteleri, radyoloji ünitesi yanı sıra temiz ve atık su yönetim sistemi, bağımsız, kesintisiz güç kaynağı mobil üretimler. Bu işlere başlamadan evvel Türkiye'de, yani Almanya'da tanıştığım dünyaca ünlü bir çadır firmasında çadırı bilmeden evvel, bu sistemleri bilmeden evvel bir sorun vardı. Ben çadır istiyorum demiştim. O da bana nasıl çadır deyince bilmiyorum dedim, bir çadır istiyorum. Yani bu işlerde kullanılabileceğim bir çadır istiyorum, bir sistem istiyorum falan. Fakat oradaki cevap çok enteresandı. Benim de belki dünyamı değiştirdi. O firmanın sahibi bana, sana dedi öyle bir çadır sistemi yaparım ki bir giriş olur, bir çıkış olur. Düsseldorf'ta yaşıyorum, Düsseldorf kadar bir çadır kent yaratabilirim. Dolayısıyla işin büyüklüğünü o zaman algılayabildim. Ve daha sonra da bu bilgilerimi ve dışarıda dolaştığım tüm fuarlarda edindiğim bilgiler ve istekleri gerek Türkiye'den gerek de yurt dışından gelen talepleri karşılamak amacıyla şu anda Türkiye'de üretim yapmaya başladık. Expandable çadır, dekontaminasyon çadırı, ağır iklim çadırları. Kulağa hayli yabancı gelen bu üretimler sürekli risk altındaki bir coğrafyanın aslında temel ihtiyaçları. Bir yanda genç jeolojik yapının cilvesi depremler, afetler, öte yanda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırı riskleri. İşte adı kulağa yabancı ama insan hayatını kurtaran bu üretimler an geliyor biyolojik temizleme yapıyor, an geliyor kan revan ameliyatlara ev sahipliği. Burada dekontaminasyon ünitesi dediğimiz bir çadırımız bulunmakta. Bu çadırımızın özelliği özellikle doğal afetli bölgelerin ilk başlangıç noktası olmaktadır. Doğal afetlerde hasta göçükten çıktıktan sonra dekontaminasyon ünitesine girerek buradaki steril ortamı hastaneye girmeden evvel steril ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Firma deyim yerindeyse en zor zaman, koşul ve coğrafyalarda hayatı yeniden kurmak üzere yapılanmış. Coğrafi şartlar ne olursa olsun
hastane sistemlerini yerine teslim edebilme ve kurabilme prensibiyle hareket ediyorlar. Amaç, en hayati anlarda tedavilerin yerleşik bir hastane kadar yapılabilmesi. Burada gördüğünüz çadırda Ağır İklim Çadırı adında uzun süreli konaklamalarda, doğal afetlerde kullanılmak üzere yapılan bir çadırdır. Üreticisi Norveç firması olmasına rağmen biz bu Norveç firmasıyla yaptığımız bir anlaşma üzerine bütün kalıplarını Türkiye'de çıkartıp Türkiye'deki Norveç standartlarına göre Türkiye'deki üretimini gerçekleştireceğiz. Gerekirse Norveç firmasıyla beraber yurt dışı satışlarını da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu çadırın özelliği 3 parçadan oluşmakta. Özellikle dışarıdan gözükmüyor ama alüminyum parçalarla destekli bir fermuar sistemi vardır ve içerisinde 3 kat kumaştan oluşmaktadır. Bu 3 kat kumaş bize ısı yalıtımını sağlamakta. Özellikle soğuk bölgelerde dışarıyla içerisi arasında yaklaşık 10-15 derecelik bir ısı yalıtımını sağlamakta ve içerideki ısıyı dışarıya aktarmamaktadır. Bu da özellikle soğuk bölgelerde oldukça avantajlı bir kullanım amacı avantajı sağlamakta. Ve mobil hastanenin olmazsa olmazı şişme çadırlar. Her şeyi tüketmek üzerine kurulu bir sistem mantığıyla girişime soyunmak, iş dünyasının mantığına aykırı temel olan sabır ve adım adım ilerlemek. Mustafa Kocakır.